Sevgili arkadaşlar, selamlar. Ben Free Bro ve bugün Mortal Shell'de bir rehber daha yapıyoruz. Yine silah rehberi ve Smoldering Mace'i, yani şu muhteşem gözüken silahı anlatacağız. Hareket setlerine bakacağız. Daha önce biliyorsunuz Hallowed Sword'u yaptık. Martis Blade'i yaptık bunu. Arkasından bunu yapacağız. Bizim Hammer and Chisel'ı. Ve en sonunda da eklentiyle birlikte gelen Aksatana. Şimdi öncelikle görevimiz bu silahı tanıtmak. Bildiğiniz gibi buraya gelip silahımızın özel yeteneklerini ekleyebiliyoruz. Eğer bulduysak, oynadığımız bölüm içerisinde çıkıyor bunlar. Hangi tapınağa gittiysek orada bulabiliyoruz. Daha sonra asitlerle ilk oynayışımızda, oyunu ilk defa oynadığımızda artı 5'i, oyunu bitirip ikinci kez oynadığımızda da artı 10'a kadar çıkartabiliyoruz bu silahı. Bununla ilgili olarak başka, evet, artık şeye geçebiliriz, hareketlere geçebiliriz silahın. Şöyle yapalım onu, dışarıda hemen şeye geçelim, normal vuruşa. Tekliği böyle vuruyor. Çok güzel. Savrulmalı. Tek kişiye odaklı değil, etraftaki kişilere de hasar verebiliyor. Aynen bizim şey gibi, Martis Blade gibi. O büyük olan silah gibi. Bu tekli vuruştu. Sert vuruşu bayağı bir zaman alıyor. Şöyle. Ve mesafesini ayarlamak da biraz zor. Etkili bir vuruş ama çok zor mesafesini ayarlamak. Ve çok zaman alıyor, yani bayağı önceden başlamak gerekiyor. Şimdi gelelim kombolara. Üçlü hafif vuruş, 1 2 3. Çok güzel bir hareket seti. Tekrarlayalım. 1 2 3. Yalnız 3. vuruşta enerjimiz bitiyor. Biraz daha fazla enerjisi olan bir zırh giymekte fayda var. Üçlü kombo, sert vuruş yapalım. 1 2 ve 3. Baya baya yavaş ama süper etkili. Son olarak da koşarak olan sert vuruş. Yani koşarak R2 tuşuna basıyoruz. PlayStation'da oynayanlar için şu hareket çok etkili ve çok güzel. Özel yeteneklerine sonra bakacağız. Şimdi şunlarla bir dövüşelim bakalım. Bu da Martis Blade gibi ve baya uzaktan vurabiliyorsunuz. Şuradakine koşarak bir girelim. Alışırsanız çok etkili bir silah. Çok da yavaş değil. Özellikle şu koşarak hareket süper. Bunun zamanlamasını iyi getirirseniz gördüğünüz gibi bayağı ortalığı temizleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim özel yeteneğine. Özel yetenek gerçekten baba bir yeteneklerden bir tanesi. İlla dövüşürken yapmak zorunda değilseniz öncesinde de yapabilirsiniz. Bastık. Gördüğünüz gibi yaktık ucunu silahın. Ve inanmayacaksınız. Şimdi şöyle savurduğum zaman karşıdakileri gördüğünüz gibi aleve veriyorum. Bir süreliğine alevleniyorlar ve daha fazla enerji kaybediyorlar. Güzel bir hareket. İkinci özelliğini de göstereyim. O daha da vahşi bir hareket. Onu yalnız bir tane düşmana kilitlenip yapmakta fayda var. Şuna kilitlenelim. Yapalım. Bayağı zaman alıyor bunu yapmak. Gördüğünüz gibi ortada kim var kim yok hepsini havaya uçuruyor. Muazzam bir yetenek. Bence en güzel yeteneklerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi onları kullanmak için iki tane Resolve'a ihtiyacımız var. Yani kırmızı barımızın, can barımızın üstünde olan o çizgilerin dolu olması lazım. En azından iki tanesinin dolu olması lazım. Çünkü iki taneyi bir anda kullanıyor. İsterseniz birinci özelliğini kullan, isterseniz ikinci özelliğini. Her ikisi için de iki tane Resolve kullanıyor. Evet, Smoldering Mace hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar.
güzel silahlardan bir tanesi. Alışırsanız ve özellikle ikinci yeteneğini iyi kullanabilirseniz iyi bir zamanlamayla düşmanlarınızın başı bayağı dertte olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Like atın, zile basın ki yeni video çıkınca haberiniz olsun. Evet, bundan sonra diğer silahlara bakacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın.